Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi geceler diliyorum. Biraz önce borsa ile ilgili bir analiz paylaştım ve şimdi ise sıra dolar-TL'de ve genel olarak piyasaların içinde bulunduğu durumu bu analizde biraz daha ayrıntılı bir şekilde değinmek istiyorum. Evet arkadaşlar, malumunuz seçim bitti, sonuçlandı ve klasik olarak işte seçimden sonra 6, 7, 8 tahminlerinin hala gündemde olduğu bir süreyi yaşamaktayız. Arkadaşlar öncelikle şurada görmekte olduğunuz gibi dalga boylarının ne kadar yükseldiğini yani gün içerisindeki tepe noktayla dip noktaların ne kadar büyük varlar oluşturduğunu veya aradaki farkın ne kadar açılmış olduğunu görmektesiniz. An oluyor 5.48'ler 49'lar görülebiliyor ardından 5.60'lar üzerine bir atak olabiliyor. Bunlar arkadaşlar son derece büyük bir belirsizliğin büyük bir dengesizliğin olduğunu çok net resimleridir. Zaten seçimler sonrasında böyle bir dalgalanmanın olması bekleniyordu ee, ve önceki hafta işte hepinizin bildiği swap krizi dediğimiz olay ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve Merkez Bankası'nın almış olduğu tedbirler e, bu dalga boyunu biraz daha artırmış oldu ve sonuç itibariyle volatil dediğimiz e, günleri yaşıyoruz ve önümüzdeki günlerde de biraz daha bu durumun devam edeceğini e, düşünebiliriz. Arkadaşlar. Seçimler ardından çok farklı yorumlar yapılmakta. İşimiz siyaset değil ama e, özellikle İstanbul'un henüz tam anlamıyla netleştiğine dair bir e, yasal sonucun oluşmaması ve e, buranın sonucu değiştirebilecek şekilde itirazların farklı farklı e, yorumlanabileceği gibi bir takım e, tevatürlerin gündemde olması... Tabii ki siyasi arenada önemli bir durum yaratmakta ama görünen bir gerçek var ki Ankara ve İstanbul gibi çok önemli iki büyük şehrin e, muhalefet tarafından kazanılmış olması siyasi iktidar adına bir ben ne yapıyorum bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacını oluşturmuş görünüyor. Zira Sayın Cumhurbaşkanı da Kabinede bir takım değişiklikler olabileceğini ifade etti. Çok önemli ekonomik reformlar hazırladıklarını ifade etti ve en son bugün basında okuduğumuz kadarıyla, kulislerden kulağımıza geldiği kadarıyla, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak dışişleri bakanı olacağı şeklinde bir düşüncenin olduğu iddia edildi ve Haziran ayında ise AKP'nin büyük bir kongre yapacağı ve bu kongrede de parti başkanı olarak da yine Berat Albayrak isminin geçtiği söylenmekte. Bunlar tabii ki arkadaşlar e, atılacak olan adımlar siyasi konuları elbette ki ekonomiden ayrı tutmak mümkün değil ama genel olarak içinde bulunduğumuz bir durum var ki e, bir yanda dünyada doların değer kazandığı bir durum söz konusu dolar endeksinde önemli bir artış yaşandığı 97'ler görüldü hatta yüzlerin dahi görülebileceği konuşulabilmekte. Bir diğer yandan çeşitli yabancı kurumlar, e, itibar edilen kurumlar bazı açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki doların rezerv para olma özelliği yavaş yavaş sonlanacak ve yıl içerisinde doların küresel piyasalarda %6 civarında değer kaybının dahi mümkün olabileceğini, e, dolardaki bu yükselişin devam etmeyeceğini ifade ediyorlar. Tabii ki doların inmesi çıkması bizim kendi özel koşullarımızdan, koşullarımızın çok daha farklı boyutlarda olması nedeniyle dünya genelinde dolar inmiş çıkmış bizi çok fazla ilgilendirmeyebilir. Ama malumunuz üzere altın fiyatlarında ve diğer emtialarda etki yaratmakta. Dolar yükseldiği zaman altın fiyatlarında bir gerileme, dolara yönelik ilgi azaldığı zaman ise altın ve gümüş fiyatlarında bir yükseliş eğilimi söz konusu olmakta. Sevgili arkadaşlar bir gün aynı zamanda önemli bir durum daha söz konusuydu. Amerika'dan Pentagon'dan gelen bir açıklama vardı ki F-35'lerin yedek parçalarının sevkiyatının askıya alındığıyla ilgili bir haber. Bu konu biliyorsunuz S-400 konusuyla alakalı olan bir mevzu ama bu konuda bir açık kapı bırakılmış. Bu açık kapı ise Amerika'nın yetkililerinden yapılan açıklamaya göre şayet Türkiye s düzleri alır ama kullanmazsa bir sorun olmaz. Yani e, bu konuda herhangi bir problem olmayacağını ifade ediyor. E, evet yani yasal boşluk diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Alınır ama kullanılmazsa kimseye bir zararı olmayacak veya kimse rahatsız olmayacakmış gibi bir anlam çıkıyor. Ama böyle bir durumda da peşinatı ödenmiş, parası ödenmekte olan ve kullanılamayacak olan bir füze takımının ne işe yarayacağı konusu gündemde. Bunun haricinde bir başka e, durum daha söz konusu arkadaşlar. Türkiye böyle bir durumda acaba şu hamleyi hata, atar mı diye e, bir e, düşünce gündemde. E, Türkiye uçak ihtiyacını Ruslarla bir e, irtibat kurmak kaydıyla onlardan savaş uçağı almak, savaş uçaklarını oradan temin etmek gibi bir çözüm üretir mi şeklinde bir durum söz konusu. Sonuç itibariyle arkadaşlar gerek S400 mevzusu, gerek F35'ler konusu ve bu bir anlamda Amerika'nın bu S400 füzeleriyle ilgili kararlı duruşumuzu devam ettirmemiz sonrasında aslında en önemli ve ilk ciddi yaptırımı olarak görülmekte. Bunların arkası gelecek mi? İşte arkadaşlar, gerek yurt içindeki belirsizlikler, gerek yurt dışındaki belirsizlikler, bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ve ekonomik durumumuzla ilgili olarak mevcut tereddütlerimiz. E, Dolar-TL'nin güçlü kalma, kalma eğilimini devam ettirmekte ve sizlere grafiklerimde şu iki çizginin oluşturduğu bir kanalı sürekli olarak e, gündeme getiriyordum. Bugün bu çizgileri birazcık daha kalınlaştırmak suretiyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kanalımızın alt bandı 5.47-5.48 seviyesinde. Biz artık burayı çok önemli bir destek konumuna getirmiş durumundayız. E, aşırı dalgalanmaların olduğu bu swap krizi ile alakalı süreçte aşırı dalgalanmaların olduğu anlarda bu kanal İki defa ihlal edildi. 5.30'lara kadar bir geri çekilme yaşandı ama tekrar bu kanalın içine geri dönüldü. Ancak bu kanalın üst bandı üzerinde yani 5.62 üzerinde henüz kapanışlar gerçekleştirilemiyor. 5.62 seviyesinin üzerine sıçramalar oluyor. 5.68'ler görülebiliyor ki kaldı ki bugün de 5.68 seviyesi en yüksek seviye olarak görüldü ama 5.62 üzerinde bir kapanış yaşamadığımız için daha doğrusu minimum 2 kapanış yaşanması gerekiyor ki bu seviyenin artık bir destek konumuna geldiğinden ve 5.88-5.90 bölgesine veya genel anlamda yuvarlak bir ifadeyle 6'ya doğru bir hareketliliğin başlayabileceğinden bahsedelim. Şu aşamada henüz 5.50 seviyesinin destek konumuna getirilme, bu seviye üzerine yerleşme aşamasını veya teknik evresini yaşamaktayız. Değerli arkadaşlar, haftalık grafiğimizden de hemen kısaca bir bahsedeyim. Bu grafiğimi de biliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir %50'lik bir Fibonacci direnç noktamız bulunuyor. Bu %50 seviyesi 5.47 seviyesini ihtiva etmekteydi. 5.47'yi biraz önce de biz önemli bir ana destek noktası olarak görmüştük zaten. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça bir sonraki Fibonacci noktamız %38.2'ye denk gelmekte olan 5.88 seviyesidir. Sizlere zaten son günlerdeki tüm analizlerimde 5.62'nin üzerinde kapanışlar olur ise, bu seviye üzerinde tutunmayı başarır ise 5.88-5.92 bölgesi önemli bir teknik hedef konumuna gelecektir. Zira 5.84 seviyesini geçtiğimiz bir yakın tarihte test etmiş bulunuyoruz zaten. Evet arkadaşlar haftalık pivot verilerimizi bir kere daha hatırlatmış olayım. 5.55 seviyesi bu hafta için önemli bir pivot bir denge noktası konumunda. Bu hafta genelinde takip edeceğimiz bir seviye olarak buranın geçilmesi ve durumunda. Buranın üzerinde kalındıkça daha doğrusu 5.80 seviyesi her an görülebilecek bir pivot teknik noktası olarak karşımızda bulunuyor. Olur da 5.79, 5.80 üzerinde net kapanışlar görmeye başlar. Bu seviyenin üzerine bir yerleşim söz konusu olur ise 6.02'yi sonrasında 6.26'yı görmekteyiz. Arkadaşlar henüz piyasa kapanmadı ama yani gün sonu grafikler şekillenmedi ama ben şu anki veriler itibariyle sizlere yarın hangi Kritik seviyeleri takip etmemiz gerektiğini ifade etmeye çalışayım. 5.58 seviyesi yarın için pivot seviyemiz konumunda bulunuyor. Şu anda da zaten 5.60'lar civarındayız. Bu seviyeye çok yakın bir noktada bulunuyoruz. 5.58 üzerinde kalındıkça 5.69 seviyesinin veya 5.70 seviyesi diyelim, 5.70 seviyesinin ilk önemli pivot direncimiz konumunda olduğunu, 5.58 üzerinde kalınması ve artık biliyorsunuz 5.62 önemli bir virajlı önemli bir direnç bölgesiydi. Bu seviyenin de üzerine çıkıldığı zaman 568, 570'lerin rahatlıkla test edilebildiğini görüyoruz. Ancak önemli olan konu neydi arkadaşlar? 562 seviyesi üzerinde net kapanışlar görebilmemiz lazım. Gün içerisinde gevşeyip daha sonra yükselen ama tekrardan belli bir e, geri çekilme eğrimi içerisine girip de 560-562 bölgesi üzerinde kapanışları yapılamamış olması, bu durumda bu direncin net olarak açı, aşıldığı veya geçildiği sonucunu yaratmadığı için bizler de dalgalanmanın devam edebileceğini düşünebiliyoruz. Arkadaşlar yarın için önemli destek noktamız 5.49 5.50 olarak görülmekte. O halde şu an 5.60'lar civarındayız. Geri çekilmelerde 5.54 seviyesini ve oranın da aşağısına gelinecek bir tablo olursa 5.50 seviyelerinden bir tepki eğiliminin doğabileceğini, 5.47 seviyesinde de ana bir destek noktamızın bulunduğunu, olur da aşırı bir dalgalanma söz konusu olur ise, 5.50'nin aşağısına sarkma olur ise, 5.47-5.50 aralığından tekrardan bir tepki isteğinin doğabileceğini dikkate almakta yarar bulunuyor. Arkadaşlar bir de Viyop konusuna değineyim isterseniz. Viyop'ta ne oluyor, ne bitiyor, onun teknik durumu hakkında sizlere bilgi aktarayım. Evet, görmekte olduğunuz grafiğim Nisan vadinin Viyop şeyidir, dolar Viyop grafiğidir. Ve burada çok büyük bir açıyla, çok geniş bir açıyla en tepeyle en dip arasını birleştirerek bir Fibonacci çizimi yaptığımız zaman... Arkadaşlar burada da çok net bir şekilde %23.6'ya denk gelen 5.98.6 seviyesinin bir direnç konumunda olduğunu görmekteyiz. Zira son günler itibariyle en yüksek 5.86 seviyesi görülmüştü. Bir kez daha hatırlatıyorum arkadaşlar bu grafik ve şu andan itibaren konuşmalarım biop dolar ile alakalıdır. Normal dolar kuru ile karıştırmayalım lütfen dolayısıyla altı seviyesini hala Nisan vadeli kontratlar bir hedef olarak, yakın hedef olarak radarında bulundurmakta, menzilinde bulundurmakta. Bu seviyenin geçilmesi, ve aşılması durumunda ise %38.2'ye denk gelmekte olan 632 seviyelerine doğru bir hareketlenme ihtimalinin var olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar, VIOP e, Nisan vade itibariyle yarın dikkat etmemiz gereken, takip etmemiz gereken en önemli seviye 570 seviyesi. E, bir denge noktası olarak, pivot noktası olarak görülmekte. 5.70 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.79, burası da açılır ise 5.83 seviyesi önemli pivot dirençleri konumunda bulunuyor. Eğer ki 5.70'in aşağısına inersek, bu seviye bir direnç konumuna gelir isek ki bugün bu tabloyu gördük 5.66 ve 5.66'nın aşağısında 5.60'lara doğru geri çekilme eğilimi devam edebilir görülmekte. Bu açıdan long pozisyon taşıyan arkadaşlarımız özellikle 5.70 seviyesini ve 5.66 seviyesini yakından takip etmelerinde yarar görünüyor. Sevgili arkadaşlar Merkez Bankası son günlerde herhangi bir işlem yapmıyor. Gerek Nisan vadede, gerekse yeni açılan Mayıs vadede, gerekse Haziran vadede ekstra bir pozisyon açtığına tanık olmuyoruz. Haziran vadede önemli miktarda bir short pozisyon taşıyor. Nisan vadede de elinde short pozisyonları bulunmakta. Ancak bu short pozisyonlar önemli miktarlarda zararlı konumda bulunuyor. Bu hususta hafta sonu aktarmış olduğum analizimde hangi vadede Merkez Bankası'nın ne miktarda short pozisyon taşıdığı ve maliyetlerinin ne olduğu, kar zarar durumu ne olduğu konularını ayrıntılı bir şekilde izah etmiştim. Yine bu hafta sonunda benzer bir şekilde sizlere Merkez Bankası'nın elindeki son pozisyonları, maliyetleri ve kar zarar durumunu anlatmaya çalışacağım. Ancak son birkaç gün içerisinde Merkez Bankası Biop'ta arkadaşlar ekstra bir short işlemi yapmamıştır. Evet sevgili dostlar şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Herkese iyi geceler diliyorum. E, mutlu ve başarılı bir gün olması dileklerimle yarınınız için. Hoşçakalınız, sevgiler, saygılar.